Yine bir haber var. Çok ilginç. O da Avrupa'da özellikle olan bir arkadaşlar hazırlamış bu haber. 15 dakikalık şehirler diye bir kavram var. Bu haberi bir izleyelim. Sonra Yavuz'a bu konunun biraz detayını soracağım. Efendim haberi izliyoruz birlikte. Mesai yaptığınız işe kaç dakikada vardığınızı, sinemaya veya tiyatroya gitmek için evden kaç dakika önce çıktığınızı bir düşünün. 15 dakikada bunlardan herhangi bir yapılabilir mi? Avrupa'da şu aralar 15 dakikalık şehirler kavramı tartışılıyor. Paris Sorbonne Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Carlos Moreno'nun ortaya attığı 15 dakikalık kentler kavramı tam da bu noktaya parmak basıyor. Teoriye göre kentlerin 6 ana işlevi var. Haysiyetli yaşam, iyi çalışma şartları, ihtiyaçlarını karşılama, eğitim, iyi olma hali ve eğlenme. 15 dakikalık kent modeli, 15 dakika içinde yürüyerek veya bisikletle gidebileceğiniz mesafe içinde bu 6 işleve kendi semtlerimizde ulaşabilmeyi hedefliyor. Peki uygulamada neler planlanıyor? Mahalle içinde ulaşım yürüyerek veya bisikletle sağlandığında sokaklarda daha az araç olduğu için mahallelerde insanlara daha çok alan ayrılıyor. Yollar daha güvenli oluyor. Araç trafiği azaldıkça gürültü azalıyor, dolayısıyla da kentler sakinleşiyor. Büyük alanlı binaların çok amaçlı kullanımı, toplu taşımayla birbirine bağlanmış metropoller, yaşam tarzını değiştiren kentliler demek. 15 dakikalık kentlerde ulaşım yürüyerek veya bisikletle dolaşarak sağlandığından mahallede yaşayanlar birbiriyle karşılaşıyor, birbirlerini tanıma fırsatı oluyor. Bu sayede sosyal ilişkiler güçleniyor, sokağa aidiyet güçleniyor. Yürüme ve bisikletle aynı zamanda karbon ayak izi küçülüyor, sera gazı salınımı azalıyor, yayalaşma artıyor. Profesör Moreno, pandemi döneminin özellikle iş yapış biçimlerini, mesai saatlerini de değiştirdiğini, 15 dakikalık şehir modelinin yeni iş modellerini getireceğini vurguluyor. Uygulama için kentlerin altyapıları ne kadar uygun olur bilinmez ama 15 dakikalık kentler kulağa çok hoş geliyor. Paris'ten sonra Milano ve Melbourne'e kadar birçok kent şimdiden bunun hazırlığını yapıyor.